Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 22 Ağustos tarihli yabancı takas oranları raporunu inceleyeceğiz. Tablodaki verilere baktığımızda yüksek yabancı takas oranına karşın Turkcell ve Tüpraş hisselerinde pozisyon azalışı dikkat çekiyor. Turkcell ve Tüpraş'ta geçtiğimiz haftaya benzer şekilde takip ettiğimiz zaman dilimlerinin tümünde yabancıların paylarını azalttıklarını görüyoruz. Turkcell'in yabancı payı 3 puan azalışla 73.11'e inerken Tüpraş'ın 4.5 puan azalışla 36.70'e düştüğünü görüyoruz. En yüksek yabancı takas oranına sahip olan hisselere bakalım. İlk 5'te yer alan tüm senetlerde son haftada kayıplar yaşandı. Koç Holding'de 7 bas puan azalış yaşanırken Akbank, BİM ve Tofaş hisselerinde 1 ay ve 3 aylıkta yabancı payında yaşanan artışların aksine son haftada azalışlar göze çarpıyor. Akbank'ta 49, BİM'de 88 ve Tofaş Otomotiv'de 112 bas puanlık azalış meydana geldi. Raporumuzdaki tüm zaman dilimlerinde artış ve azalış yaşayan hisselere bakalım. Sadece Garanti'nin yabancı payında artış görülürken Enka İnşaat, Koza Altın, Aselsan, Şişe, Kardemir Denizli ve Alarko hisselerinde yabancıların pozisyon azalttıklarını izliyoruz. Son haftada yabancı payında dikkat çeken hisselere değinmemiz gerekirse Aselsan'da son haftada 200 bas puana yakın bir azalış görüldü. Astor'da ise 177 bas puan azalış meydana geldi ve son yabancı payı 4.64 olarak gerçekleşti. BIST 100 şirketlerinin yabancı takas değişimlerinde Türk Traktör son 6 aylık dönemde yabancı takas oranındaki artış ile Enerji Sağ ise son 3 aylık dönemde yabancı takasındaki azalış ile dikkat çekmektedir. Haftalık yabancı takas değişimleri tablomuzda Migros'ta 114, Vespe'de 92, Coca-Cola'da 84 bas puan artış, Albaraka'da 222, Aselsan'da 198 ve Asus'da 187 bas puan azalış meydana geldi. Evet, bu haftalık raporumuza değindik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek iyi günler dileriz.